Asgari ücretle ilgili DİSK'in görüş ve önerilerini paylaşmak için bir aradayız. DİSK yönetim kurulumuz burada. DİSK'e bağlı sendikalarımızın merkez yöneticileri, şube başkanları, şube yöneticileri, temsilci arkadaşlarımız buradalar. DİSK bölge temsilcimiz burada. Öncelikle hepinizi DİSK adına, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi asgari ücret tespit komisyonu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücreti belirlemek üzere bugün yeniden toplanıyor. Sanıyorum sabah saatlerinde bir toplantı yapılmış basından izlediğimiz kadarıyla. Öğleden sonra da yeniden bir görüşme yapılacağı bilgisi var. Hepimizin bildiği gibi yine geçtiğimiz yıldan itibaren asgari ücret yaşadığımız bu yüksek enflasyon karşısında belirlenen asgari ücretin çok hızla değer kaybetmesi, alım gücünün gerilemesi nedeniyle yeniden yıl ortasında güncellenmek durumunda kaldı. Aslında yüksek enflasyon koşullarında işçi sınıfının büyük bir geçim mücadelesi verdiği, gelir adaletsizliğinin tarihte görülmemiş ölçüde arttığı bir süreçte siyasi iktidarın ve işverenlerin el birliği içinde asgari ücret belirlemesinin ağır sonuçlarını yaşıyoruz hep beraber. DİSK olarak asgari ücret tespit komisyonunda değiliz biliyorsunuz. Masada olmamamıza rağmen iş yerlerinden meydanlara taşıdığımız mücadelemizle hazırladığımız DİSK'ın hazırladığı bilimsel raporlarla ve işçi sınıfına da karşılık bulan taleplerimizle asgari ücret mücadelesini sürdürüyoruz. Bu nedenle komisyonun bugün ikinci toplantısını yaptığı bir süreçte biz de DİSK olarak önerilerimizi kamuoyuyla, sizler aracılığıyla, bütün Türkiye kamuoyuyla, Türkiye işçi sınıfıyla ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarla paylaşmak istiyoruz. Ve asgari ücretle ilgili aslında öncelikle şunu söylemek isteriz ki gerçekten asgari ücret çok somut, gerçek bir gündem Türkiye'de. Dolayısıyla artık asgari ücretle ilgili çok uzun sözler söylemeye, çok uzun değerlendirmeler yapmaya değil, çok somut bugün yaşadığımız bu tabloyu tespit etmeye, yani somut tespitlerimize ve bu tespitlerin, bu sorunu yaratan somut durumun çözümüne dair de somut önerilerimizi paylaşmak istiyoruz. Gerçekten çünkü asgari ücret milyonlarca işçinin ailesiyle birlikte evinde tencere kaynatabilmesi, çoluğunu çocuğunu okula gönderebilmesi, çocuğuna verdiği 5 liralık harçlığı 10 lira yapabilmesi kadar somut ve gerçek bir konuyu konuşuyoruz. Deyim yerindeyse milyonların meselesini konuşuyoruz. Önce 5 temel tespitimizi sizinle paylaşacağız. Sonra da bu 5 temel konudaki DİSK'in somut çözüm önerilerini, hemen bugün yapılması gereken çözüm önerilerini paylaşacağız. Öncelikle değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi ve DİSK'in bu konudaki verileriyle birlikte kamuoyuyla paylaştığı ve bugün artık tüm kamuoyunun öğrendiği ve dillendirdiği gibi asgari ücret Türkiye'de artık bir ortalama ücret haline geldi. Asgari ücret belirlenirken ülkemizde en düşük ücreti değil ortalama ücreti belirliyoruz. Ülkemizde milyonlar asgari ücret civarında ve hatta asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var Türkiye'de bu ücretle çalıştırılmakta. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı %4'ler civarındayken Türkiye'de asgari ücret ve civarında ücretlerle çalışanların oranı %50'yi geçti. Yani Türkiye işçi sınıfı asgari ücret ve civarındaki ücretlere mahkum edilmiştir. Yani Türkiye bir asgari ücretliler toplumu haline getirilmiştir. İkincisi, asgari ücretin belirlenmesi süreci ve asgari ücretin belirlenmesinde tek yetkili olan asgari ücret tespit komisyonunun yapısı ve işleyişi demokratik değildir. İşverenlerin ve hükümetin tek taraflı olarak asgari ücret belirleyebildiği bir tespit süreci baştan antidemokratiktir. Bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin belirlenmesi süreci bu ülkede devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme sürecidir. Ve asgari ücret sembolik bir ücret olmadığı için, ortalama ücret haline geldiği için işverenler ve hükümetin tek taraflı olarak ücret belirleyebildiği bir düzen haktan, hukuktan ve adaletten uzaktır. Üçüncüsü değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'de milyonlar, yoksul milyonların harcamaları beslenme, barınma ve ulaştırmaya sıkışmış durumdadır. Ve alım gücü giderek daha fazla düşmektedir. Geçtiğimiz hafta TÜİK bir veri açıkladı. Hane halkı harcamalarının nasıl olduğunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, devletin resmi kurumunun verilerinden söz ediyoruz. Orada görüyoruz ki en yoksul %20'lik kesimin, ki bu 17 milyona tekabül ediyor, 17 milyon insanın gelirinin üçte biri gıdaya, üçte biri kiraya,
Diğer üçte birinin de önemli bir kısmı ulaştırmaya ayrılıyor. Örneğin eğitime, sağlığa, eğlenceye ayrılabilen pay %1'ler düzeyinde. Dolayısıyla en yoksulların ücretini konuştuğumuz asgari ücret o nedenle önemli ve asgari ücretin bir geçim ücreti olabilmesi ve açlık sınırı, yoksulluk sınırı rakamlarının dikkate alınması bu sebeple son derece önemli. Kaşıkla verilenin kepçeyle alındığı, adaletsiz bir vergi sisteminin olduğu bir süreçte örneğin geçtiğimiz hafta yine DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikamızın, BİSAM'ın araştırma merkezinin açıkladığı rakamlara baktığımızda bu ülkede 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırı 10.072 lira, yoksulluk sınırı ise 4 kişilik bir aile için 34.834 liradır. Dolayısıyla Türkiye'de ortalama ücreti bu rakamlarla karşılaştırdığımızda bir kez daha asgari ücretin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bir diğer önemli tespitimiz değerli arkadaşlar, ülkeyi yöneten iktidarın sözcüleri ve Cumhurbaşkanı sürekli asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz, endişe etmeyin diyorlar. Bu söylem çok yaygın bir söylem ama TÜİK'in baskılanmış enflasyon rakamlarına referans vererek sık sık dile getirilen asgari ücreti ve bütün ücretleri enflasyona ezdirmeyeceğiz söylemini... Başkanım. Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğiz söyleminin gerçeklikte hiçbir alakası yoktur. Biliyorsunuz bütün ücretler Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği resmi enflasyon üzerinden şekilleniyor. Kamu çalışanların ücretleri, emeklilerin ücretleri, işçi ücretleri, toplu iş sözleşmeleri bunların hepsi TÜİK'in resmi enflasyon rakamı üzerinden belirleniyor. Yani TÜİK aslında tüm emek gelirlerinin belirlenmesinde son derece önemli bir işlev görüyor. Ama Türkiye İstatistik Kurumu hepimizin bildiği gibi enflasyonu doğru ölçmeyerek ve enflasyonu belirlerken dayandığı madde sepetini son bir yıldır, 1933 yılından beri paylaşılan madde sepetini son bir yıldır paylaşmayarak ve en son seçim öncesindeki örneğin doğalgaz desteğini bile Mayıs ayı enflasyonunun hesaplamasına katarak enflasyonu düşük belirleyerek ücretlerin baskılanmasına sebep oluyor. Ve diğer önemli bir noktada ücretlerin baskılanmasını tercih eden, emeği ucuzlatmak üzerine dayalı ekonomik politikaların sonucunda da bugün Türkiye'de kamu ve özel sektör arasındaki ücret uçurumu giderek daha fazla artmaktadır. Kamu işçilerinin brüt ücreti en son seçim öncesinde imzalanan kamu çerçeve protokolüyle brüt 21.750 lirayken bugün özel sektörde en düşük ücretin brütü yani asgari ücretin brütü 10.008 liradır. Devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret eşitlik ilkesine aykırıdır ve özellikle tabii Türkiye'de sendikalaşmanın ve sendikal hakların önündeki engeller nedeniyle özel sektörde çalışan milyonlarca işçi arkadaşımız daha fazla asgari ücretli hale gelmektedir. Bu tespitlerden hareketle değerli arkadaşlar, asgari ücrete dair atılması gereken adımları ve alınması gereken acil önlemleri de son derece somut madde madde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet dedik ki Türkiye bir asgari ücretliler toplumu haline geldi. Dolayısıyla öncelikli meselemiz Türkiye'nin bir asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmasıdır. Türkiye'yi asgari ücretliler ülkesi haline getirenler derhal bu politikalardan vazgeçmelidir. İşçi sınıfının asgari ücret cenderesinden kurtulması için sendikalaşmanın ve grev ve toplu sözleşme hakkı başta olmak üzere sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması lazımdır. Acilen atılması gereken adım ise teşmil yoluyla toplu iş sözleşmelerinin kapsamının genişletilmesidir. Biliyoruz ki bir ülkede sendikalı işçi sayısı ne kadar azsa, toplu iş sözleşmesi kapsamı ne kadar sınırlıysa o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı o kadar artar. Oysa bizim yasalarımızda 1963'te çıkartılan 275 sayılı yasadan itibaren teşmil dediğimiz bir mekanizma var. Belki genç kuşak arkadaşlarımız bilmezler. Teşmil Arapça bir sözcük. Kelime anlamı da içine alma, kapsamına alma demek. Genişletme, yayma anlamına geliyor. Bizim iş hukukumuzda da teşmil ise
yasalarımızda var olan bir düzenlemedir ve işçilerin iş kollarındaki toplu iş sözleşmelerinden faydalanmasını sağlamak için mevcut toplu sözleşmelerin sendikasız iş yerleri ve işçileri de kapsayacak bir biçimde genişletilmesi demektir. Dolayısıyla teşmil mekanizmasının yürürlüğe girmesiyle beraber Türkiye'de hızla toplu sözleşme kapsamı genişleyecektir ve işçilerin asgari ücrete mahkumiyeti son bulmuş olacaktır. Bir diğer önerimiz, asgari ücret tespit süreci demokratikleştirilmelidir. Dedik ya, asgari ücretin belirlenmesi süreci Türkiye'de devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme sürecidir. O zaman asgari ücret tespit komisyonunun yapısı demokratikleştirilmelidir. Bütün konfederasyonların, işçi örgütlerinin temsil edildiği ve uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir asgari ücret. Dördüncüsü değerli arkadaşlar, asgari ücret belirlenirken TÜİK'in inandırıcılıktan uzak, iktidarın baskılaması sonucunda ortaya çıkan enflasyon rakamları değil, gerçek enflasyon dikkate alınmalı ve asgari ücretin ve tabii ki tüm ücretlerin gerçek enflasyon karşısındaki kaybı giderilmelidir. İkincisi, asgari ücret hesaplanırken milyonlarca işçinin, emekçinin alın teriyle ortaya çıkan ekonomik büyümeden asgari ücret mutlaka payını almalıdır. Üçüncüsü, asgari ücret bir geçim ücreti olarak işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak hesaplanmalıdır. Türkiye'de hala asgari ücret, Türkiye'nin de imza koymuş olduğu bütün uluslararası belgeler, yani İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal Çartı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, hepsine aykırı bir biçimde asgari ücret tek bir işçi üzerinden hesaplanmaktadır. Oysa işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olarak hesaplanmalıdır. Dördüncüsü de hep söylediğimiz gibi, asgari ücret belirlenirken açlık yoksulluk sınırı rakamları dikkate alınmalı ve bir evde en azından iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar bir gelir girebilmesi sağlanmalıdır. Ve tabii kamu işçileriyle özel sektör işçileri arasındaki ücret farkları da bu biçimde ortadan kaldırılmalı ve bir cümlede emekliler için söyleyelim. Biliyorsunuz emekli aylıkları çok daha düşük. Asgari ücretin bile altında emekli aylığı alan milyonlar var Türkiye'de. Bu kabul edilemez. En düşük emekli aylığı da asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.